Merhaba arkadaşlar. 20 gündür koca bir ülke hatta diasporada o ülkenin insanları Narin Güran meselesini olayını konuşuyor. Çok büyük bir olay. Bir çocuğun, 8 yaşındaki bir çocuğun Kur'an kursuna giden bir çocuğun daha sonra belli bir saate eve gelmesi gerekirken önceden erkenden gelen bir çocuğun daha sonra birden ortadan kaybolması ve günler sonra ortaya çıkan bir itirafçının belli bir para karşılığında cesedi kaybetmeye dönük çalışması ve daha sonraki itiraflarından. Fakat ilk baştan beri amcasının e, sanık olarak alınmasından, alıkonulmasından bu yana bir sürü insanla da alıkonuldu. Ancak henüz katilin kim olduğu, e, cinayeti kimin işlediğini net ortaya çıkaramadılar. En büyük arama, tarama ekiplerinin, en büyük sorgu ekiplerinin orada olmasına rağmen bunun bulunamaması, gerçekten de cesedin bulunduktan sonraki durumda bile katilin bulunamaması e, hakikaten şaşırtıcı hepimizi düşünüyoruz. Şimdi ortada bir sürü veri var ve sanıklar da var. Ve gerçekten de neden ne biçim sorgulanıyor bilmiyorum ama işin arka planında tabii farklı farklı unsurların olduğu da ortaya çıkıyor. Narin Güran defnedildi. Üstüne bir de bir gelinlik serildi. Bu gerçekten de utanç verici bir şeydi. Yani bir kız çocuğunun 8 yaşındaki bir kız çocuğunun sanki böyle gelin yapılacakken Ölmüş ya da öldürülmüş ve onun muradı gözünde kalmış. Hani halk tabiriyle söyleyelim. Ve böyle de bir atırta bulundular. Fakat bugün günden beri birkaç tane farklı şey ortaya çıkınca gelinlik sanki biraz bir şey sembolize ediyor gibi ortaya çıktı. Şudur, çünkü biraz da şuradan bir bağlantı sağlayabilir insan. Hepinizin de kafasını kurcalamıştır. Neden WhatsApp mesajları vesaire iletişimleri silindi? Yani diyelim ki anlık bir, daha önce şöyle bir kurgu gerçekleşmişti ya acaba narin erken eve girince annesi ve amcasıyla ilgili münasebetsiz bir durum mu? Durum mu karşı karşıya kaldı ve bunun tanıklığını yok etmeye dönük bir şey mi? Eğer bu olsaydı çok da hesaplı kitaplı bir şey olmazdı. Şimdi eğer WhatsApp mesajları varsa, eğer telefon görüşmeleri varsa ve bunlar hepsi kaybediliyorsa demek ki geçmişe dair bir takım şeyler var. İşte bugün ve dünden beri ortaya çıkan bazı ipuçları şöyle bir şey. Şuraya da söyleyeyim. Nari'nin mezarına bir kadın havinimi de böyle yaptılar diye hıçkırarak ağlayan bir kadın var. Bu çok önemli. Ve ortada bir sürü kız çocuğu var böyle öldürülmüş, katledilmiş. Dolayısıyla bunun gerçekten de bir arka planı var ve uzun vadede bir yani daha öncesi var. Yani bu bir iki günlük bir olay değil. Hatta hatta Nari'nin hemen öldürüldüğündeki bir yazışma falan filan değil. Tekrar ediyorum. O anda münasebetsiz bir durumda karşı karşıya kaldı diyelim ki tanık oldu. Bunu o anda yok etmek o telaşla panikle neden WhatsApp mesajlarını kime yazacaktı ki? Çok manasız. Dolayısıyla Nari'nin daha önce e, imam tarafından taciz ile ilgili e, söylentiler ve yazılımlar vardı. Şimdi e, bu gelinlik meselesiyle bağlantılı bir kısım şöyle bir durum söz konusu. E, i̇mamın e, yani bunu söylemek çok zor ama imamın e, çocuğa bir istismarda bulunduğuna dair yazılar var. Ve dolayısıyla buradan da ben seninle evleneceğim, senin gelin yapacağım şeklinde söylentiler var. Tekrar ediyorum, Nari'nin mezarında kızımı da, Havin'in de böyle yaptılar diyen bir kadın var, bir ana var orada. Dolayısıyla bu bundan sonraki baştan süreç içerisinde e, imamla e, amca arasında ve imamla e, çocuğun, e, kızın Nari'nin abisi arasında ve anne babası arasında geçen diyaloğun da önemi çok fazla büyük. İkinci bir şey, yine herkes birçok insan dikkat çekiyor da e, Nari'nin cenazesi başka bir köyden ve başka bir mezarlıktan kalktı. Cami Tadilatta deniliyor ama böyle durumlarda hani mevsim yaz itibariyle dolayısıyla dışarıda da caminin avlusunda vesaire bir yerde kılınabilirdi ve aynı caminin imamı neden yok bunların hepsi işte soru işaretleri. Şimdi bunların gerçekten de temize çıkması gerçekten de bu işin arkasında arka planda kim var kim yok garip ensarioğlu imam amcası abisi buna benzer kim varsa bunların kesinlikle net olarak açıklanması gerekiyor. Onun için bu e, çok basit bir cinayet değil. Bu belki de bir dönemin kırılması ve belki de bugüne kadar hunharca katledilmiş birçok kız çocuğunun, birçok kadının artık bu şekilde katledilmeyeceğinin de umarım ortaya çıkış nedeni olacaktır. Çünkü bu çok korkunç, büyük bir olay. Bu olayı böyle örtbas etmemek için sürekli gündemde tutmak ve sürekli sorgulamak gerekir diye düşünüyorum. Ayrıca olayın selayeti, soruşturmanın selayeti için işte basın basına bilgi vermemek, yasak koymak, sansür koymak gibi şeyler de çok kötü, çok olumsuz şeylerdir. Bunlar da yine bunun bir parçasıdır. Yani manipülasyonun bir parçasıdır. Dolayısıyla gerçekten de e, haber yapmaktan neden imtina ederler ki devlet kurumları? Türkiye'nin en iyi arama ekipleri orada, en iyi sorgulama ekipleri orada. Allah Allah, işi çözemiyorlar. Ya bir önceki videoda da söylemiştim. Politik tutsaklara bu ülkede yapılan işkenceyi biz biliyoruz. Günlerce, aylarca işkencelerle neler söylediler ki idealleri, ideolojileri üzerinden siyaset yapan insanlar, kimseyi katletmemiş, öldürmemiş insanlar. Yani gerçekten de orada, o köyde, o durumda olan, bu kadar tecrübeli olan, deneyimli olan bu sorgu müfettişleri, polisleri, amirleri gerçekten çözemiyor mu? Hayır, çözüyor. Cinayeti kimin işlediğini herkes biliyor aslında. Fakat cinayetin işlendiği, yani cinayeti işleyen kişinin kişiye işletenler arasındaki durumun bir bağını kurmaya çalışıyorlar ya da bağımsızlığını. Ve nihayetinde ortaya çıkarmaya çalışacakları şey bir münferit bir olay haline çalışacaklar. Bu çok tehlikeli. Buna kimsenin fırsat vermemesi gerekiyor. Yani bu olay bu olayın e, politik ve siyasal ve sistematik bir tarafı var. Onun için münferit bir olay değil. Oraya dönüşmemesi için de herkesin gerçekten de bu olaya sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkürler.